Teknosafari'den herkese merhaba. Daha önce benim kanalımda yaptığım bir videonun devamını yapacağız bugün. DHL Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özhan'la beraberiz. Boğaç hoş geldin. Hoş bulduk Timur Bey, nasılsınız? O bizim güzel bey demiyoruz biz. Peki. Güzel sohbetten sonra orada da hatta sözünü almıştık sizden. Yani daha etraflıca şu işi konuşalım. Çünkü bu konuda hakikaten çok merak eden insanlar var. Sağ olun, geldiniz stüdyoya. Bizim için de çok büyük bir keyif. Açıkçası bu alanda bizler de çok soru alıyoruz. Bu şekilde sizin bu anlamda iyi gösterdiğiniz ilgi özellikle böyle bir teknoloji kanalında bizi de çok mutlu etti açıkçası. Keyifli sohbetimize devam edeceğimizi düşünüyorum. Aynen, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Boğaç, şeyi soracağım sana. Bu elektronik ticaretle birlikte pazarlar nasıl gelişiyor ve şu an ne durumdayız? Hem ülke olarak demiyorum, global anlamda söylüyorum. Rakamlar bize ne söylüyor? Biraz o bu dünyayı anlatalım ki ondan sonra konuşacaklarımız daha mantıklı olur böylece insanlar. Aslında çok doğru bir noktadan giriş yaptık. Çünkü sonuçta uluslararası e-ticaret pazarı neden insanları çeksin diye düşünecek olur ya da neden firmalar bir şekilde domestikte eğer e-ticaret yapıyorlarsa bunu mutlaka uluslararasına açılmalılar diye düşündüğünüzde birinci nokta bu pazarın çok hızlı büyümesi. Domestik pazardan, yurt içi pazarından çok daha hızlı büyümesi ve 2015 yılında 300 milyar dolar olan pazarın 2020 yılında 1 trilyon dolara gelmesi bekleniyor. %25'lik her sene bir büyüme demek bu. Aslında bu şeyi de mi gösteriyor? İnternetle birlikte, teknolojiyle birlikte domestik diye bir şey kalmadı gibi bir durum var aslında. Tek bir parça var. Tabii. Lokal değil de herkes her yere her şeyi satabilir hale geldi. Zaten bunu dünya ticaretindeki gelişmede de gördük. Globalleşmeyle beraber aslında sınırlar ortadan kalktı. Bugün siz bir şey aldığınızda aslında hangi ülkeden aldığınızı bile bilmeden nereden geleceğini bile bilmeden öncelikle alışverişinize karar veriyorsunuz. Son noktada belki görüyorsunuz ya nereden. Mesela Amerika'dan sipariş veriyorum ama ürün Çin'den bana geliyor. Kesinlikle. Gibi. Biz burada ne durumdayız? Türkiye ne durumda şu anda? Yani bu elektronik ticaret ve bunun kargolanması tarafında sizin konumlandığınız yer neresi? İnsanlar o anlamda biraz bilgi verelim. E-ticaret de aslında ilk başladığında şu soru işaretiyle hemen tüketicilerde ya bir kere aldığım ürün gelecek mi? İşte üzerime olmazsa ne yapacağım? Gibi sorularla başladı. Öncelikle yurt içi pazarda da böyleydi. Daha sonra kişiler bunu görmeye başladıkça ya bir dakika çok kolay bir şekilde eğer ben bunu iade edebiliyorsam eğer ürünü beğenmezsem bunu geri verebiliyorsam bu sefer bununla beraber güven doğmaya başladı. Şimdi yurt dışı pazar aslında şu açıdan çok önemli. Demin verdiğim veriler tüm dünyanın ne kadar büyüdüğünü 1 trilyon dolarlık bir pazara hitap ediyorsunuz. Çok eğer rakam bu yani. Yurt dışına açıldığınız zaman ve işte 7 milyar insanın satın alabilme kapasitesine sahip hepsine ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla tek fark sadece ve sadece biraz IT'sel yatırımınız yurt dışına satış yapmaya yönelik olarak web sitesinizde yapacağınız değişiklikler. Bunun yanında da yurt içi kargolama yerine yurt dışı kargolama ki sürelere baktığınız zaman bugün dünyanın her tarafı Avrupa'ya bugün zaten bir şeyi sattığınız zaman ertesi gün ulaşıyor. Bugün Amerika'nın büyük bir çoğunluğuna gene o şekilde. Öyle olduğu zaman aslında yurt içi ile yurt dışı pazar sizin dediğiniz gibi hiçbir farkı kalmadı. Çok farklı ürünlerde. Yurt dışına göre bazı avantajlarımız var. Bir, bulunduğumuz lokasyon dünyanın merkezinde sayılacak bir konumda. Her yere ulaşabiliyoruz. Bunların ikincisi de şimdi biz bunları sattığımız zaman maliyet avantajına sahibiz. Bugün birçok ürünü, bir kere çok katma değerli ürünlerimiz var. Kaliteli ürünlerimiz var. Ama bu ürünlerle ilgili bir marka bilinirliğimiz olmadığı için siz gidip bir yere perakende zindirinde yatırım yapmak istediğinizde çok büyük maliyetler istiyor. Dolayısıyla hani bunu yapmak için de firmalarda özellikle biraz daha pazarı çok iyi analiz edip bakmak istiyorlar. E-ticarette buna ihtiyacınız yok. Zaten web kendi markanı yaratabilirsin aslında. Aynı orada. Şekilde kendi markanızı yaratabilirsiniz. Bir de burada önemli olan tabii sattığınız ürün kalitesi. Bir kendi web siteniz üzerinden satabilirsiniz ya da platformlar aracılığıyla işte Amazon dükkan gibi, Amazon gibi, eBay gibi, ondan sonra Etsy gibi. Olabilir. Evet, yani ben yurt dışı pazarlara yönelik konuştuğum için ondan sonra bunlar genelde bu tarz şeylerde. Orada da tabii ki ratingleriniz önemli. Yani sizin ürününüzü alan firma. Güven endeksi. İşte o yüzden taşımacılık, o yüzden ürünün kalitesi bir kere satmayla uzun vadeli bir kazanç elde etmek mümkün değil. Dolayısıyla verdiğimiz sözü tutabildiğiniz takdirde yurt dışı pazara açılmamak için hiçbir neden yok. Türkiye'de şu anda mesela dünyada taşıdığımız DHL olarak gönderilerin hacmi bundan 3 yıl önce %21'lerdeyken
her 5 gönderiden bir tanesiyken bugün itibariyle 3 gönderiden birine geldi. %30'lara ulaştı. Biz bu rakamın 2020 yılına geldiği zaman %45-50'lere geleceğini düşünüyoruz. Yani yarı yarıya taşıdığınız şeyin e-ticaretten geleceğini söylüyorsunuz. Evet, yani şimdi doküman taşımacılığı için 69'da kurulan bir şirketten bahsediyoruz. Zarf'la başladık. Zarf. Yani San Francisco'dan Honolulu'ya gemi evrakları taşıyarak başlayan bu şirket daha sonra dünyanın 220 ülke ve bölgesine açılıp doküman taşımacılığının üstüne bu sefer de özellikle dünya ticaretinin globalleşmesiyle numune ve bu şekilde paket gönderileri taşımaya başladı. Şimdi bir bakıyorsunuz artık bu iş yarı yarıya doğru e-ticarete gidecek. Dolayısıyla bizim için de bu anlamda altyapı çalışmaları, tüketici beklentilerine yönelik olarak yaptığımız katma değerli ürünlerle kesinlikle ihtiyacı karşılamamız lazım. Şimdi Türkiye'de mesela birçok insan belki imkanım olsa şunu yapabilirim, bunu yapabilirim diyor. E-ticaret en yapılabilir aslında işlerden bir tanesi. Bunu doğru öğrenebilirse ve tedarik tarafını da doğru çözerse niye olmasın diyebileceğimiz tamamen böyle bir ticari zekası varsa o şansa sahip. Burada peki DHL e-ticaret yapmak isteyenlere ne yardımlarda bulunuyor, nasıl desteklerde bulunuyor? Yani niye DHL'e gelip de bununla mentörlük alsınlar ya da alabilirler mi? Şimdi bir kere bizim buradaki neden mentörlük veriyoruz? Mentörlük verme sebebimiz bu potansiyeli gördüğümüz için bizim de gelecek için baktığımız zaman e-ticaret en önemli ürün gamımızdan bir tanesi. Dolayısıyla firmalara bizim bu başlangıç aşamasından beri destek olma hedefinin amacı şu, uzun vadeli düşünüyoruz. Tabii ki çok fazla taleple karşılaşıyoruz. Bu taleplerin bir bölümü hayata gerçekleşemiyor bile. Ama biz hiç fark etmeden daha bugün çalışmaya başlamış ya da sadece fikri olan kişilerle bile bize ulaştıklarında yapılacak bazı işte bu işin A, B, C'si nedir, nelerden yararlanabilir bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bunlarla ilgili kendilerine dokümanları paylaşıyoruz. Beraber üzerinden gidip sorularını cevaplıyoruz. Fiziksel olarak yanınıza gelmesi gerekmiyor değil mi? Hayır. Dijital ortamda bunu yapabiliyorsunuz zaten, ya da telefonla. Zaten öncelikli olarak bize web sitemizden ulaşabiliyorlar. Web sitemizden ulaştıktan sonra öncelikle biz kendilerini telefonla arıyoruz. Telefonla aradıktan sonra da işte mevcut bilgilere yönelik olarak öncelikle taşımacılığa başlamayı hazır bir altyapısı varsa neler yapılabilir ve başlangıç noktasıyla ilgili yardımcı oluyoruz. Hesaplarını açıyoruz ve yurt dışı taşımacılığı için gerekli şeyleri aktarıyoruz. Çünkü birçok komponent var. Yani her ülke, 220'yi aşkın ülke ve bölge diyorum, her ülkenin prosedürleri farklı. Yani siz bugün Amerika'ya bir gönderi yapacağınız zaman orada gümrük minimum limitlerini bilmek durumundasınız. Atıyorum 800 dolara kadar. Bugün ondan sonra yiyecek maddesi, siz kafanızda çok güzel bir hayaliniz var. Bir ürünü satmayı düşünüyorsunuz. Acaba o ülkeye bu ürünü satabilir misiniz? Sokabilir misiniz? Oluşabilecek tahmini gümrük vergileri nedir? Bu gibi bilgileri öncelikle bizim aracılığımızla elde edebiliyorlar. Aslında bir nevi riskleri de öğretiyorsunuz burada. Tabii yani yol gösteriyoruz, riskleri şey yapıyoruz. Ama teknolojik anlamda aslında verebileceğimiz datalarsa biz de bununla bağlı olarak mesela similarweb.com diye bir internet sitesinden bir kere bunun ücretsiz versiyonundan bile firmalar çok farklı verilere ulaşabiliyorlar. Yani ben Almanya'ya bir şey satacaksam Almanya'da bu satmayı düşündüğüm ürün neyse trafik nereden geliyor? Bu ürünü bugün satan kişiler ne kadar satıyor? İşte nereye satıyor? Nereye satıyor? İnternet sitelerinde ne kadar vakit geçiriliyor? Mesela o kadar önemli ki girdiniz internet sitesine ve çıkılmış. Ne kadar sayıda yüzde bir oranda aslında internet sitesine çekiyorsunuz kişiyi ama bunu girdikten sonra hiçbir sayfanıza gitmeden kaybediyorsunuz. Niye tutamıyorsun? Bunları tabii ki değerlendirmeleri gerekiyor. Biz yolu gösteriyoruz ama işin arkasındaki tabii ki o verinin analiz edilmesi, muhakeme edilmesi kişilerin ya da kuruluşların kendilerine ait. Zaten başarı da o oranda gelecek. Yani bunu ne kadar doğru yapıp analiz edip okursa evet. Aslında birazcık da şey müşteri her zaman haklıdır'a geliyor. Bir yerde sıkılıyor ya da bir enayilik var diyorsun orada. Düzeltmen gerekiyor. Şimdi aslında yola çıkış noktamızda herkes yapabilir dedik ya. Bu yüzden biz büyük bir toplumu aslında bu anlamda cesaretlendirmek istiyoruz. Çünkü imkanlarımızı yapabilmek için aslında herkesin ihtiyacı olan şu önünüzde duran işte bilgisayar,
laptop ya da ondan sonra bir tane akıllı ondan sonra onu tablet, yetiyor. Telefonla. Bununla ilgili içeride DHL'de bir ekip var mı peki? Bu aradık hadi ben başvurdum ve bunu yapmak tabii istiyorum dedim. Şu anda biz bunu bir zaten geçen sene itibariyle bir departman haline getirdik. Hı hı. Bizim bir e-ticaret departmanımız oldu her şeyden bağımsız. E-ticareti iş geliştirme müdürümüz var. Sadece e-ticaretle ilgileniyor kendisi. Bizim Türkiye'de olan departmanımızın dışında zaten dünyada da e-ticarete yönelik olarak öncelikle biz hem kendi ekiplerimizi eğitiyoruz ve bizim hedefimiz DHL'in tüm çalışanlarının bir e-ticaret uzmanı olmasını sağlamak. Buna yönelik hem içeride eğitimlerimiz var ve bu departmanımızın da şu önümüzdeki yıllarda çok daha büyüyerek gelişmesini bekliyoruz. Peki şey yapacak mısınız mesela bir DHL bir community oluşturacak mı bununla ilgili? Bir e-ticaretle ilgili topluluk olup işte bir forum gibi olabilir. İnsanların bunu tartıştığı, işte birbirlerine yardım ettiği bir yere dönüşmesini sağlayabilir mi? Aslında güzel bir fikir. Biz şu anda öncelikle kitlelere ulaşmak için konferanslarda önce olup merak edenlere bu anlamda standlar kurarak daha geniş kitleleri bilgilendirmeyle başladık. Bir tane ticaret üzerine master yapan bir öğrenci, hatta Özbek bir öğrenci geldi. Ben dedi Kocaeli'den geldim, işte e-ticaret yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Konuşmanızı dinledim. Nasıl yardımcı olacaksınız? Aferin ona vallahi. Şimdi böyle bir şey düşünüp benim için bu gelen kişiye de aynı şekilde bakıyoruz biz. Ya da işlerini şu anda yapan, hali hazırda belli bir ciroda yurt dışına gönderi satmaya başlamış firmalara da aynı ehemmiyeti veriyoruz. Yani her bir birey bizim için gelecekte çünkü hiç bilemiyorsunuz. Bunlar cirosu önemli değil yani ne yapacağı önemli değil. Orada. Elimde şu anda öyle örnekler var ki isim vermem doğru olmaz firma isimlerini ama 3 sene önce günde bir tane, iki tane yurt dışı gönderi satışıyla başlamış. Bugün günde yaklaşık olarak 500-600 adet günlük yurt dışı satışına ulaşmış. Gözümün önünde canlı bir sürü örneğimiz var. Süper. İnsanın çok iyi bilmediği konularda dolandırılma ihtimalleri de artıyor. Evet. O da o alanla ilgili cehaletlerinden ya da işte iyi niyetlerinden kaynaklanıyor. Bunlarda da yol gösteriyor musunuz insanlara? Yani aman bak bu alanlar kırmızı alanlar. Buralara girerken çok dikkatli olmalısın. İşte o mentörlükte bunlar da var mı? Yani ben genel kuralları çıkartmaya çalışıyorum. Mesela dediniz ki sepet önemli işte. Evet. Tercih yapması önemli. Bir e-ticaret sitesinde olmazsa olmazlar gibi böyle. Şimdi markayı doğru şekilde yansıtmak önemli. Yani birinci şeylerden bir tanesi bu. Öncelikle konumlandırmak önemli. Hı hı. Yani ne satıyorsanız. Bu sattığınız şeyi nasıl konumlandıracaksınız? Neyini ön plana çıkartacaksınız? Sonuç itibariyle markanız bilinmiyor şu aşamada. Aynen öyle. Bilinmeyen bir markayı satacağınız için bu markayı siz ne kısmıyla konumlandırmak istiyorsunuz? Gerçekten dünyada nadir bulunan özellikle bir ürünü mü şey yapıyorsunuz? Yoksa her tarafta olduğu için acaba sizden alınması maliyet avantajı mı sağlıyor? Artık markayı konumlandırma konusunda satacağınız ürüne göre... Neden senden alsınlar? Evet, önce bir... Baştan pozisyonlanmamı doğru yapmam lazım. Hedef kitleyi herkese diye seçersem o zaman da tamamen hani bir yola çıkalım. Ne tutarsa. Ya tutarsa gibi olur. Hani bence biz baştan öncelikle alanı seçmemiz lazım. Şimdi bir üstün hizmet kalitesi sunmak önemli. Yani şimdi sizden alacaklar tamam konumlandırdınız ama sadece maliyet değil. Artık özellikle milenyumdan sonra doğan insanlar ki bugün... Yani X jenerasyonunun milenyuma yakın, Y jenerasyonuna yakın kısmı ile beraber satın alma hacminde çok büyük yer tutuyorlar. Hatta artık Z jenerasyonu bile bu satın alma girdiler. Modelinin içerisine girdiler. Hatta tek yöntem belki bunu kullanıyorlar birçoğu. Tabii ki. 3 sene sonra artık çok daha farklı bir kitle var. Dolayısıyla biz o kitleye hitap ediyoruz. O kitlenin de beklentilerini doğru anlamak lazım. Ya da ton olarak konuşurken de onların anlayacağı şekilde belki... Görselleştirmek veya bir dil kullanmak var. Kesinlikle. Çünkü yani standart herkese uyan bir şey yok. Size yok. Açıkçası standart yok. Demek ki hedefi iyi belirleyeceğim. Evet. Müşteri verileri çok değerli. Yani sizin aldığınız verileri çok iyi elleşlemeniz, buna göre hangi demografik alandan müşterileriniz var, bu ondan sonra işte bunların dağılımları nedir? Ayrıca bilgi güvenliğine yönelik olarak hangi ülkeden, nereden, hangi bilgileri talep ediyorsunuz? Bunlara da dikkat etmek lazım. Artı verileri... o topladığınız datanın korunması ve gizliliği önemli. Kesinlikle ama o gizlilikte kullanabileceğiniz ölçülerde de kişilere özel nasıl bir ekstra profil. Servis götürebilirsiniz ona bakıyorsunuz. Müşteri demin bahsettiğimiz işte yolculuğu iyi analiz etmek lazım. Mesela gelip bakıyorsanız, ödeme sistemlerine takılıyorsanız, bir dakika... Yani benim demek ki
bir dönüp bakıp bu ödeme sistemi değil de ki bizim önerimiz mesela bu anlamda herkesin kafasında PayPal var ya da yok diye bir şey var ama dünyada her ülkede kendi ödeme sistemleri çok ön plana çıkıyor. Yani bugün siz Almanya'ya bir satış yaptığınızda Almanya'da kullanılan ödeme sisteminin içerisinde yer alıyor olmanız size ekstra bir avantaj sağlıyor. Müşterilerin sağlıklı bir şekilde alışveriş edebiliyor olmalarını sağlamanız lazım. Öncelikle büyük markalarda bile şimdi uluslararası siz bir şey alacaksınız. Girdiniz, buldunuz Amerika'da bir yer. Ama Türkiye'ye gönderiyor mu, göndermiyor mu? Eğer bunu görmediğiniz takdirde ya da bunun için birkaç dakika harcamanız gerekiyorsa en son aşamada bunu görüyorsa yani bunu belki biz hani biz belki yaparız. Gene çok daha böyle girip araştırmak isteyebiliriz ama yeni nesil çabuk olsun. Çok çabuk zaten her şeyi çok çabuk istiyor. Onu görmediği dakikada internet sitesinden çıkıyor. O yüzden zaten bizim başta yönlendirmelerimiz uluslararası taşımacılık var mı? Hızlı teslimat seçeneği sunuyor musunuz? Hı hı. Çünkü milenyumdan sonra doğanların büyük bir çoğunluğu %71'e yakını alışlarını yani siparişleri teslimat seçeneklerine göre veriyorlar. Kayıt öncesi sohbette anlattığın Almanya'da test edilen bir yönteminiz var. Ya o çok enteresan ve ilgimi çekti. Onu anlatsana. O son nokta. Şimdi artık şu anda deneniyor. Benim de çok ilgimi çekiyor. Özellikle omnilojistik dediğimiz. Ben buradayım. Ama yani bana getirip dağıtım yapılması yani böyle bir şeyin içerisine girmek istemiyorum. Toplantım var. Toplantı içerisindeyiz. Şu anda buradayım mesela ama ben bu bagajıma konsun istiyorsam bir barkod oluşturularak barkod yöntemiyle kurye şirketine siz o barkod numarasını veriyorsunuz bagajınızı açabileceği. Bir kere ve belli saat diliminde. Yani 11 ila 12 arasında bu barkodla bir kerelik işte bagajı açıp ondan sonra bunu koyabileceği şekilde ve bu dağıtımları bu yöntemle yapılabiliyor. Yani artık mesela sen buradan çıktığında bagajı açsa sürpriz tabii, gelmiş. Aynen orada. Yani çok bu Türkiye'de de olsa ilk biz test edelim. Çok zevkli olur. Kesinlikle. Kimin ne zaman çalıştığını ölçümleyemediğimiz için artık hız çok değerli oldu insanlar için. Hı hı. Bir de konfor. Yani hep bir yani müşterinin tatmin duygusu, beklentisi o kadar üst düzeye çıktı ki. Ya bir de orada şöyle bir şey var. Hani birçok kişi internette artık alışveriş yapıyor. Bir şey aldıysan ona hakikaten çabuk gelsin ve sağlıklı gelsin istiyorsun. Ve bunu takip edebilmek de güzel. Mesela uygulamalardan o da güzel. Ulaşma noktası ve takip etmek çok çok önemli. Bir de bu işin en önemli ikinci bir kısmı var. Ulaştırdığınız esnek dağıtım seçeneğiyle müşteriye geldi. Peki müşteriye geldikten sonra bu kolay bir şekilde iade edilebiliyor mu? Çünkü tüketici alışverişi satış yaparken satış sonrasındaki bu kolay iade yöntemleri var mı? Nasıl oluyor? Buraları da çok iyi bir şekilde sunabiliyor olmak lazım. Çünkü insanlar o özgüvenle satın almak istiyorlar. Hatta eğer ayakkabı alıyorsa iki çift birden sipariş veriyor. Bir tanesini alıyor, bir tanesini iade edebiliyor. Yani bu tip esneklikler önemli olmakla beraber iade de çok çok önemli bir yer tutuyor. Aslında o iki tane sipariş vermesinin sebebi de o. Yani aldım, ya şimdi bu olmayanı geri yollayacağım. Bir daha yenisi bekleme, üç gün geçmesin. Tabii. İkisini sipariş ediyor. Yani aslında bu işi yapacaklara en önemli işaretlerden birisi o. Yani dediğin doğru. Satış sonrası mutluluk bütün markalar için aslında en büyük sihirli hareket. Bazı markalar bunu çok iyi yapabiliyor, bazıları da yapamıyor. Ve aslında bunun cezasını da çok ağır çekiyorlar. Şimdi bu konuştuğumuz şeylerle ilgili bilgileri de teknosafari.com'da biz linklerini de verelim. Uygulamalardan ve web sitelerinden bahsettik. Evet. Analizle ilgili. Bir taraftan da şunlar görünüyor. Aslında güzel bir meslek. Analiz ve okuma becerisi, bu veri okuma meselesi aslında ciddi bir meslek olacak önümüzdeki dönemde görünen o anladığım kadarıyla. Yani kesinlikle çünkü başlamadan önce çok iyi bir şekilde analiz etmek ve karar vermek doğru noktalarda. Yani strateji geliştireceğim. Strateji geliştirmek çok çok önemli. Dolayısıyla biz bu işe aslında çok kolay bir şekilde girebiliriz diye cesaretlendirirken girme noktasında da bireysel bir çalışma gerektiriyor. Hı. Data analizi o kadar önemli bir noktaya geldi ki. Yani her alanda bu. Yani internetin olduğu her alanda şu anda tüm firmaların yaptığı iş datayı iyi bir şekilde okumak. Benim kanalda yayınlanan videonun altında bir yorum vardı. O soruyu bir sormak istiyorum. Tabii bir saniye. Ki. Kemal Bayram sormuş. E-ticarete başlamak istiyorum ama hangi ülkeye ne satarsam daha karlı olacağı hakkında pek bir bilgim olduğunu söyleyemem. Bununla ilgili video çekebilirsiniz. Sevinirim. Teşekkürler demiş. Aslında biraz cevabını verdik. Aslında biraz verdik. Bunun bir yöntemi var mı? O deminki anlattığı site var mı? Ben size internet, o siteyi de zaten veririm altında şey yaparsınız. Oraya girip bakabilirler. Ama
Şöyle bir analizden önce soruyu soran kişi Kemal. Eğer Kemal kendi düşündüğü en azından bir ürünü olursa onu en çok nerelere satabilir, ne kadar karlı satılıyordur onun analizini yapma şansını çok rahatlıkla bulabilir. Ücretsiz bir şekilde yani hangi ülkelerden bu ürünle ilgili ne trafikler var, hangi internet sitelerinden daha çok bu trafikler oluyor. Onları görme imkanını bulabilir. O sitede demin de söyledim. teknosafari.com'a gireceğimiz haber içerisinde bu bilgi alınabilecek, size yardımcı olacak siteleri listeleyeceğiz, linkleyeceğiz. Bir site daha var, BuiltWith diye. O da aslında daha çok teknoloji ağırlıklı. Yani hangi teknolojilerin kullanıldığını diğer sitelerde görebiliyorsunuz. Ödeme sistemine. Ödeme sistemi, arama optimizasyonunda ne gibi altyapı kullanıyorlar? Bunun dışında reklam için ne veriyorlar? Rakipler hangi teknolojileri kullanıyor? Bunları da ulaşma imkanınız var. Bu biraz daha bahsettiğim biraz teknik daha işin teknik ve daha bir üst versiyonu. Başlarken SimilarWeb içine girdikçe o kadar şaşırıyorsunuz ki yani nasıl bilgiler var içinde değil mi? Biz yani bu alanda kendini şu anda Türkiye'de ispat etmiş, dünyada ispat etmiş, hatta dünya global firmalara da aynı analizler gittiğimizde iki marka var düşünün. İki marka aynı ürünü satıyor. Bu sattıkları aynı ürünün biz şunu koyuyoruz. Mesela siz bu ülkeden trafik almıyorsunuz ama en büyük rakibiniz bu ülkedeki trafik yok satıyor, yok satıyor burada. Bu neden? Hemen gidiyorlar, bakıyorlar ve buna yönelik olarak ondan sonra bir çalışma içerisine girip belki reklamlarını arttırıyorlar, belki ödeme sistemlerine göre görsellerini değiştiriyor olabilirler. Hani bir şekilde anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunlar önemli. Başlangıç aşamasında burada önemli olan öncelikle basic'leri bilmek. Yani bizim olmazsa olmazlar. Olmazsa olmazlar. Bir kere yurt dışına bir mal satmaya başladığınızda birinci öncelik maliyet odaklı olmaya çalışarak mal ulaştığında karşı tarafta eğer memnuniyet yaratmazsanız bu bir kerelik satış oluyor. Şimdi uzun vadede yani bu bir kerelik satış. Uzun vadeli eğer aynı kişilere ya da çevrelerine biliyorsunuz World of Mouth o kişi memnun güzel. Aldığı zaman ben buradan aldım, böyle bir şey aldım. Hiç de başım ağrımadı. Kesinlikle çok avantajlı. Dolayısıyla ilk başta başlarken öncelikle hizmet odaklı olmalılar. Çünkü o zaman zaten hani dünyada Türkiye'den alıyorum diyor. Yani acaba kalitesi düzgün müdür? Yani ben evet biraz daha ucuz ama istediğim performansta ulaşabilecek miyim diye soru işaretiyle alışveriş yapan birini şaşırtmak daha önemli. Wow, hani süper ezber hızlı. Ezber bozacaksın orada. Evet yani. Aynen öyle. Süper hızlı geldi. Bu çok çok iyi. Evet gümrükler her şey içerisinde bana geldi. Yani bir gümrük için oluşan bir şey var mı yok mu? Dolayısıyla ödediğim hani, parayı biliyorum evet. Daha farklı bir şey de ödemeyeceğim. Aynen öyle. Bu seçeneği mutlaka sunmak lazım. Bütün bunları yaptıktan sonra kolay iade seçeneği mutlaka sunabilmek gerekiyor. Bunların içerisine koyduğunuz zaman zaten en azından başlangıçtan doğru bir start vermiş oluyoruz. Bir de ben araya gireceğim. Siber güvenlik dediğimiz kısmı da çok önemli. Çok. Siteniz hacklenip bütün datanız çekilirse bir daha bu işi yapma şansınız kalmıyor. Çok net bitiyorsunuz orada. Mutlak suretle zaten SSL sertifikalı site olması zaten onu görmeden yapılan gene bir güvenlik şirketinin yaptırdığı bir araştırmada %30 oranında hala dünya çapında ödeme sistemlerine karşı bir güvensizlik var. Boş son bir soru. DHL'de bir kariyer fırsatı var mı bu analiz yapan insanlar için ne bileyim e-ticaretle ilgili iş geliştirenler için? Bir programınız var mı? Bu ekibi kurduk diyorsunuz. Bu gelişecek mi? Yani uzun vadede olabilir. Bu orta vadede de olabilir. Nedir orada durum? Şöyle söyleyeyim. DHL'deki fırsatlar zaten e-ticaretin bizim toplam hacmimizin içerisinde alacağı noktadan dolayı öncelikle satış ekibimizin büyümesini öngörüyoruz. Yani bizim çok farklı satış kanallarımız var. Telefonla orta ölçekli az sayıda gönderi yapan firmaları telesatış departmanı olarak telefonla aradığımız müşterilerimiz var. Sağ satış ortanın üstü olan ondan sonra müşterilerimizin ihtiyaçlarını yüz yüze karşılamamız gereken bir segmentimiz var ki en büyük segmentimiz bu. Orada müşterileri ziyaret ediyoruz. Bir de özel müşteriler segmentimiz var. En büyük TAP yaklaşık 250-300 tane firmanın yer aldığı onlara da ayrı lojistik çözümleriyle beraber sunduğumuz bir grubumuz var. Dolayısıyla bu öncelikle e-ticaret
DHL Türkiye satış ekibini yukarıya doğru büyüteceği için iş fırsatları her zaman mevcut, gelecekte daha çok olacak. Zaten bu anlamda ilanlarımızı aktif olarak internet sitemizden takip edebilir onun izleyenlerimiz. Onun da linkini de tabii haberin ki içine koyalım. Evet. Kariyer tarafını tabii mutlaka kesinlikle seviniriz. Bu noktada bizlere direkt olarak online olarak ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim Boğaç. Ben teşekkür ediyorum. Gayet keyifliydi. Uzun uzun konuştuk bu sefer. Aynen. İnşallah bu gelişmelerle beraber 2019 yılında da daha güzel verilerle, daha başarılı Türkiye'deki örneklerle bir araya kesinlikle gelebileceğimiz bir program olur, yapma fırsatı buluruz. Evet, e-ticaretle ilgili videolarımız devam edecek. Boğaç bugün bizle beraberdi. DHL Türkiye satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı Boğaç Özhan kıymetli bilgiler verdi. Anlayan anlamalı diye düşünüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.